O kadar çok şey oluyor ki, acaba dönüşürken mi deneyimi tasarlıyorsunuz, yoksa deneyimi tasarlayıp da o dönüşümü mü sağlıyorsunuz diye soracağım, ama önce bir miktar bu deneyim ve dönüşümle ilgili olarak vermek istediğim veriler var. Gartner yapmış araştırmayı. Bana da oradan çok herkesin bilmesinin anlamlı olacağını düşündüğümüz veriler verdiler. Biraz onlardan başlayayım. Şöyle, bir kere deneyim en önemli şey. Biraz önce konuşmamda söylediğim gibi, aldığınız şey belli, satan belli, ihtiyacınızı karşılıyorsunuz. Ama sizi tercih ediyor olmasının nedeni deneyimin bizzat kendisi. Pürüzsüz, mükemmel deneyim istiyor markalar. Markalardan tüketiciler. Ve çok ilginç, dünyadaki büyük markalar 700 milyon dolar sadece deneyim için bütçe ayırıyorlar. Bu rakamın oldukça büyük bir rakam olduğunu söyleyeyim. Gartner'ın raporu elimde değil bu. Büyük markalar tanımından kaç tane olduğunu bilmiyorum ama çok da fazla olmadığını takdir edersiniz. 700 milyon dolarlık bir yatırım yapılıyor. Müşterilerin %86'sı, eğer bana muhteşem bir deneyim sağlarsanız ben daha fazla para ödemeye razıyım diyor. Yes. Dolayısıyla bu mükemmel deneyim oldukça önemli. Bu işin deneyimden geçtiğini yaklaşık 12-13 yıl önce tespit etmişti Marketing Türkiye ve adına da deneyim demişti. 10.sunu yapacağız bu sene deneyim tasarımı ve yönetimi konferansının. Ve inanın 36 tane pazarlama disiplininin hepsinin içerisinde ve onları kapsayan deneyim var. Geldi hepsini kapsadı, bir başka alan değil artık. İçinde doğru düzgün akıllıca bir deneyim yoksa bir pazarlama projesinin, kampanyasının başarılı olma ihtimali de yok. Ve bir üçüncü rakam daha vermek istiyorum. 3 veya daha fazla kanal üzerinden, yani omnichannel deneyimde en önemli konu. Eğer doğru yerden doğru iletişim kurarsanız siparişlerin 5 kat arttığını görüyoruz ki hem Deloitte'un sunumunda hem de Meymen'in sunumunda bunun omnichannel'ın ne kadar önemli olduğunu gördük. Şimdi dönüyorum size. Siz bu işte çok ustalaştınız. Hem izleyerek görüyorum, hem de gözleyerek görüyorum, hem de boynere bakarak görüyorum. İstinye Park'taki mağazanız acaba boyner mağazası mı, yoksa nail artlarıyla, masajlarıyla muhteşem bir şeye döndü? Gitmediyseniz gerçekten gidin, olağanüstü bir mağazaya döndü. Orayı deneyimlemek lazım. Dolayısıyla da bu değişimi sizden öğrenmek istiyoruz. Çünkü siz yola önce çıktınız. Boyner de heyecan verici bir marka. Gidince orada illaki biz değişik bir şey bulacağız ve kendimizi iyi hissedeceğiz diye düşünüyoruz. Soru şu. Hazırlandık sorularımıza. Zor olacak ama ne yapalım? Çünkü bunları öğrenmek istiyoruz. Lütfen bütün bilgilerinizi cömertçe bizimle paylaşınız. Rakamlar gerçekten büyük bir değişimin olduğunu işaret ediyor. Müşteri deneyimi ve alternatif kanalları size soracağım. Anlatacaksınız değil mi neler yapacağınızı? Saklamak yok. çok güzel değil. Yapay zekadan söz edelim ama işte bilimsel pazarlamadan söz ediyoruz. Yapay zekanın etkisini sizden öğrenebilirsek fevkalade iyi olur. Hep yapay zeka, yapay zeka diyoruz da siz bunu nasıl kullanıyorsunuz? Tabii size işte biraz söz teknoloji edersiniz. Perspektifinden giriş yapalım. Bahsettiğiniz gibi Boyner'in aslında bu deneyim yolculuğunda biz nasıl bakıyoruz, öyle giriş yapalım. Aslında son iki gündür de yapay zekada ard arda bombalar patlıyor. Hani ChatGPT ve Google inanılmaz ürünler ve yetkinlikler ortaya çıkartıyor. O yüzden çok heyecanlı bir döneme de gidiyoruz aslında, onun içerisinde yaşıyoruz. Çok ilginç değil mi? Şöyle, biz onları kullanma konusunda yarışırken onlar da kendilerini yenileme ve başka şeyler yapma konusunda yarışıyorlar. İnsan aklının bunu yakalayamadığını biliyoruz değil mi?
Yani teknolojideki gelişmeyi insan aklının kapasitesi yakalayamıyor. Bunu nasıl kotaracağız bilmiyorum. Şu an ivme çok hızlı gerçekten. Evet, değil mi? Yani bizler de teknoloji liderleri olarak aslında onu dediğiniz gibi yakalama sorumluluğu ve bunu başta deneyim, ürün vesaire anlamında aslında ekleyerek bunu şirketimize kazandırma sorumluluğuyla hakikaten çok hareketli günler geçiriyoruz. Yani Gartner verilerine göre sadece bu Boeing'ler için değil, aslında bütün iş ve teknoloji liderlerinin %39'u önümüzdeki 5 yılda aslında bu yapay zeka yatırımlarının bir numaralı yatırım kalemi olacağını söylüyor. Bundaki temel amaç da aslında bir tanesi operasyonu dönüştürme, yani işimize akıl katma, günlük işlerimize. İkincisi deneyimle çok ilişkili kişiselleştirme alanında aslında yapay zekayı önemli bir yetkinlik olarak kullanma. Üçüncüsü de bu zorlu dönemde herkesin ihtiyacı olduğu yeni gelir kaynakları yaratma konusunda aslında yapay zeka çok yetkin kullanıyoruz biz de. Bu tabii şemsi olarak da günün sonunda müşteri deneyiminde birleşiyor. Yani ben şuna çok inanıyorum. Bu üç sacı ayağında aslında yapay zekayı yetkin olarak kullanmaya başladığımızda bunun deneyime çok pozitif sirayet ettiğini görüyoruz. Aslında aşağıdan da bu yapay zeka gibi ya da bu son iki günde çıkan üretken, yaratıcı yapay zekaya çok uyumlu bir nesil de görünüyor. Yine Gartner verilerine göre aslında 18-34 yaş arasındaki kitleye baktığımızda her 10 kişiden 4'ü bu conversational AI dediğimiz aslında şimdi bu videoyla da enhance oldu dün itibariyle buna çok uyumlu olarak geliyor aslında. Bu da bize yapay zekanın aslında bu yeni deneyim yolculuğunda çok önemli bir anahtar olduğunu gösteriyor. Hani perakende içinde baktığımızda Dünya Ekonomik Forumu'nun perakendedeki yapay zekanın katacakları ya da faydaları gibi bir makalesine baktığımızda da 2028 yılına kadar şu an 5 milyar dolar olan yapay zeka yatırımlarının perakende için söylüyorum 30 milyar dolara çıkacağını söylüyor. Yani bu demek oluyor ki önümüzdeki 3-4 senede hepimiz aslında 5-6 kat bu yatırımlarımızı arttırarak başta deneyimde ve rekabette geri kalmamak için bu anlamda pozisyon almaya çalışıyor olacağız. Bazıları da rekabetten düşecek ama değil mi? Hani bunu ayak uyduramayanlardı. Çok hızlı giden bir tren evet. Var ve bu trende o hıza yakalamayanlar maalesef bu trenden düşüyor olacaklar. Yani bu fotoğraf çok net. Çünkü dediğimiz gibi yani bu yapay zeka bu yeni gelir kalemleri growth'un ana benzini oluyor olacak aslında. İkincisi bu verimlilik. Yani biz de bugün az önce arkadaşımız da bahsetti. Yani bir içerik operasyonlarından başlayın, kişiselleştirme deneyimi, kurye deneyimi, kargo maliyetleri ve bütün aslında planlama, stok optimizasyon gibi birçok kalemde hali hazırda günlük işlerimizi daha verimli kılmak için hayatımızın bir parçası haline getirmiş durumdayız. Hani bu üç sacı ayağında aslında şu anda bizim hayatımızın bir vazgeçilmez haline geliyor. Siz de girişte söylediniz, bu yapay zekayı aslında çoklu kanal stratejisiyle omnichannel dediğimizde mutlaka evet. Birleştirmemiz gerekiyor. Ya bu da şeyin çok kaçınılmaz. Yeni ürün yaratma ya da deneyimi iyileştirme anlamında da yine Gartner verilerine baktığımızda yani önümüzdeki 3 sene içerisinde deneyimde farklılaşma, üründe farklılaşmanın yolu yine aslında bu bahsettiğimiz %46'sı çoklu kanal stratejisiyle bunu başarabileceğini söylüyor. Aslında biz de Boeing'ler olarak bu bahsettiğim ki bu yapay zeka, çoklu kanal stratejisi ve deneyim odaklı tasarımlarla beraber baktığımızda strateji, vizyon ve deneyimde fark yaratmak adına 2022 yılında Boeing Now ürünümüzü çıkardık. Bilmiyorum siz deneyimlediniz ama evet. Yani bu salondaki arkadaşlarımızın hepsi çok daha mı? Detay bilgi olacak ama evet, o, yani mutlaka deneyimlemenizi çok az, tavsiye olmadı. Ederiz. Var. Yani dünyada ve Türkiye'de ilk ve tek bir ürün. Yani çok eşsiz bir deneyim bir ürünü öyle söyleyebilirim. 90 dakikada mobile born bir ürünümüz. Sadece Boeing App'in içerisinde var. İlgili ürünü sizin adresinize, mevcut konumunuza en yakın mağaza stoklarını gerçek zamanlı sizlere göstererek 90 dakika içerisinde seçtiğiniz ürünü herhangi bir ödeme olmadan kapınıza getiriyor. Farklı beden, desen veya ürün gamı için bu siparişi veriyorsunuz. Deniyorsunuz. Beğendiğiniz takdirde alışverişi sonrasında yaptığınız
Eşsiz bir ürün. Bu ürün içerisinde bahsettiğim hem yapay zeka hem de teknolojinin aslında birçok yetkinliklerini kullanıyoruz. Örneğin biz kurye optimizasyonda AI modelleri anlamında hem kural hem de öğrenen algoritmalarla tasarımlarımızı yapıyoruz. Mobil kasamız var. Yine deneyimleyen arkadaşlar biliyorlar. Ön ödeme olmadığı için, herhangi bir ödeme olmadığı için gerçek zamanlı bir kampanya ve sepet yönetimi yapıyoruz. Ve bunu da tek bir cihaz üzerinden aslında bütün süreçleri uçtan uca yürütebiliyoruz. Yine mağaza ve gerçek zamanlı stok yönetimi çok kritik. Yani biz aynı ürünü 7-8 farklı yerde satıyoruz şu ceketi ve sıfır stok altı yakın bir rakamla satıyoruz. Bunun arkasında çok ciddi yapay zeka, order management dediğimiz teknolojiler yatıyor. Ve bunu da aslında biz ürün gibi konumluyoruz ve bir ürünleştirme vizyonuyla aslında bunu teknolojik altyapılarını yaptık. İnşallah daha da iyi büyüdüğü noktada bu ürünü sadece Türkiye'de değil dünyayla da buluşturma hedefiyle devam ediyoruz diye giriş yapmış olayım ben. Peki birkaç kere de kullandınız, hep alternatif mağazacılık, alternatif satış kanalları, alternatif iletişim kanalları gibi bir söyleminiz var. Galiba sizin hayatınızın tamamı o dümdüz bir yoldan gitmek değil, bir tane alternatif değil, çoklu alternatifle Boyner mağazacılığını bir yere götürmek var. Bütün bunları yaparken, gerçi bir miktar anlattınız ama, teknoloji game changer mıdır? Kesinlikle. Yani az önce bahsettiğim... Ona bağlı olarak mı gidiyorsunuz? Daha mı çok kullanıyorsunuz? Teknoloji aslında bir araç. Evet. Yani bir hayalimiz, bir vizyonumuz var. En temelde de deneyim var. Boyner markası altında eşsiz müşteri deneyimimiz var. Bu deneyimi besleyecek bütün stratejilerin bir girdisi aslında teknoloji. Hepsinin bir kaldıraç etkisi. Bizim kurum olarak da 6 tane farklı stratejimiz var bu eşsiz deneyimi sağlayabilmek için. Bunların her birinde teknoloji ekibi aslında bir paydaş ve her birini yukarı itecek bir kaldıraç olarak düşünebiliriz. O 6'yı sayabiliyor muyuz, aklımızda mı? Sayarız tabii. Sayalım ama peki. Şey yapmayalım şimdi. Peki, uzun olur. Paylaşmayalım. Vaktimizi, evet. Bakın söylemediniz. Çok teşekkür ederim Cihan. Şimdi size soru soracağız. Hadi bize bu Boyner Now'u anlat. Anlatalım. Yani ki arttıralım. Evet. Ne kadar anlamlı, ne kadar işe daha çok el kalksın bir dahaki seneye. Belki seneye sorduğumuzda daha çok el kalkacak. Biz kadınlar için çok değerli. Tamam. Önce aslında Boyner Now'ın nasıl çıktığını bağlayalım. Şimdi Boyner Now tabii ki pandemiyle, Q-commerce'de, evdeyken, hızlı getiriyle, evimize teslimatla başlayan bir hikaye ama onun çok öncesi var. Birincisi teknolojiden, tabii ki çok bir teknolojik ürün. İkincisi pazarda bunun bir talebi olduğunu araştırıp baktık. Ama en önemlisi müşteri acıları ve müşteri deneyimi. Şimdi müşteri deneyimde farklılaşmak için Boyner olarak yapmak istediklerimizden bir tanesi de online deneyimi iyileştirirken online ve offline ortasında olan omni bir ürünle biz müşterinin özellikle online'daki hangi acılarını telafi edebiliriz diye düşündük. Online'ın başlangıcından itibaren, 2000'li yıllardan itibaren hala da devam eden birkaç tane kronik problemimiz var. Birincisi, ürünü siteden alıyorsunuz ve size gelmesi için bir zaman geçmesi gerekiyor. İster mağazadan gönderin, isterseniz cep depolarından gönderin, isterseniz normal deponuzdan gönderin. Belli bir kargo süresi var ve müşterinin bunu beklemesi gerekiyor. İkincisi, ürünü alıyorsunuz, ödüyorsunuz ve ödedikten sonra neredeyseniz eviniz ya da ofisinizde ürün size teslim edildiği anda ürünü görüyorsunuz, ürüne dokunuyorsunuz. Bu evet, mağazacılıkta gittiğinizde deniyorsunuz, deneme kabine giriyorsunuz, birkaç beden alıyorsunuz ve ürünü görerek aslında ödemesini yapıyorsunuz. Online'da ise tamamen hep konuştuğumuz gibi imaj, bir görsel, içindeki detaylı içerikleri okumanıza rağmen kafanızda ve görselle gördüğünüz bir hayale göre ürünü alıyorsunuz. Bu bazen hayal kırıklığına sebep olabiliyor. Eminim buradaki katılımcı birçok arkadaşımın görselde ürün siyahken lacivert geldiğini, abartıyorum ama tonunun farklı olduğunu, mankende 1.80'lik mankendeki duruşuyla kendi üzerindeki duruşu arasında dünyalar kadar fark olup ben bunu iade etmeliyim olmadı ya da keşke bir bedenini daha alsaydım dediği çok zaman karşılaşmışızdır. Bir diğer noktada dediğim gibi beden. Şimdi mağazanın içinde beden kabine girerken iki beden alıyorsunuz ve olanla kasaya gidiyorsunuz. Online deneyimde ise iki beden, üç beden alayım, bu online'ın başındaki
deneyimler yaşadığımız konularda. Eskiden biz başladığımızda ya iade çok yüksek. Neden? Aynı bedenden, aynı üründen birkaç beden alan müşterinin oranı gibi bir orana bakardık bundan 15 sene önce. Fakat şimdi bu kadar yükselen fiyatlar, enflasyonist ortamda bir müşterinin kredi kartından birkaç bedenle ürünü bloke etmesini beklemek hayal olur. Hiç kimse bunu yapmak istemez. Bir buraya da dokunduk. Dedik ki biz online'dan müşterinin beden denemesini nasıl sağlayabiliriz? Bir en son örneği de şundan vereceğim. Gerçekten mağazadan da ya da herhangi bir deneyimde de, bir alışveriş deneyimde de beğendiğiniz ürünü gidiyorsunuz ve kasada ödüyorsunuz. Online'da ise aslında bekliyorsunuz ürünü, önden ödüyorsunuz, sonra ürüne sahip oluyorsunuz. Bu da aslında bir, hani Cem Bey'in de bir örneği var. Bir restoranda yemek yemeden parayı vermek gibi. Evet, online deneyim bu. Hani birçok avantajı yanında. Ama en önemli acılardan bir tanesi de müşteri deneyimi maalesef görsel olarak ruhuna hitap etmeden bir ücret alıyorsunuz, bir bedel alıyorsunuz. Doğal olarak müşteride de ürünü aldığındaki hayal kırıklığı daha fazla olabiliyor. Biz bu acılardan yola çıkarak boyun oynama oluşturduk. Ve dedik ki bir, boyun oynam istersen 90 dakikada, bir de aciliyet bilinci, kargoyu beklemek istemiyorsunuz. Tabii bugün şu sorulabilir, kimin 90 dakikada tişörte ihtiyacı var? Benim var, ben çok sevdiğim bir ürünü beklemek istemiyorum. Ya da yarın bir organizasyona gitmem lazım, bir gece kıyafete ihtiyacım var, ofisten çıkamıyorum. Ya da kızımın bir doğum günü partisi var, bıktım artık sürekli onun için şirketten çıkıp bir alışveriş merkezine gideyim bir alayım çünkü son dakikaya bırakıyorum. Bunun gibi birçok ihtiyacı. Ben bir örnek vereyim. Tabii. Dün buraya bir arkadaşımız geldi. Sabahleyin giydiği tulum, evde giyerken hiçbir şey yok ama buraya geldiğinde fermuarı patlamış. Bir de tulum baştan aşağı patlamış vaziyette. Nasıl çözüm üretebiliriz dediğimizde işte Boyner Now önümüzde bir çözüm olarak duruyor. Somut yaşanmış bir şey. Kesinlikle. Yani benim de en son somut yaşadığım bir organizasyonda çok yüksek topuklu giymiştim. Ve 4-5 saat orada kalmam gerekiyordu. Babet söyledim, Boyner Now'la geldi, o an değiştirdim. Bu ihtiyaç bir yandan ihtiyaç dışındaki birçok alışveriş için isterseniz 90 dakikada isterseniz randevulu. Hani ben akşam saat 9'da evde olacağım, saat 9'da gelsin. Ben saat X saatte şurada olacağım, buraya gelsin. Yani aslında siz neredeyseniz sizin etrafınızda, tabii mağazanın lokasyonunun yakınında olmanız da gerekiyor. Böyle bir gelen ürün ve denedikten sonra kapıda bizim müşteri temsilcilerimiz, biz ona kurye demiyoruz, kendi özel eğittiğimiz arkadaşlarımız sizi kapınızda 15 dakika bekliyor. İstediğiniz ürünü değiştiriyorsunuz, istemediğiniz daha sonra değiştiriyoruz derken istemediğiniz ürünü geri iade ediyorsunuz, deniyorsunuz, üzerinize bakıyorsunuz. Ondan sonra beğendiğiniz ürünüzü satın alın yapabiliyorsunuz. Kaç başarı var bu işte? Yani götürdünüz, teslim ettiniz, parasını aldınız, teşekkür ederim diyen toplamda yüzde kaç? Şöyle söyleyeyim, bizim sadece %10 müşterimiz hiçbir şeyi almıyor götürdüğümüz. Onlar hep aynı insanlar mı acaba? Ona da bakıyoruz. Ama sadece %10 müşteri kapıdan hiçbir şey almıyor. Onun dışında mutlaka içinde fazla ürün taşıyabiliyoruz. Yani small'u alana large'ını da taşıyoruz. İstemese bile götürüyoruz. Ve bu sayede aslında Boyner Now şu an 40 lokasyonda var. Ve yaklaşık son bir senedir bu bence çok hani güzel bir rakam, o yüzden paylaşmak istiyorum. Yarım milyon adet ürün taşıdık. Çok başarılı. 200 bin adete ve yarım milyon adeti 80 dakikada taşıdık. E-ticaretteki oranı nedir toplamda? Şu an e-ticaretteki oranımız %6 online'ın da, ama sadece app olduğunu düşünürsek. Olduğu lokasyona, 40 lokasyonda varız şu an Now olarak, ama biz Türkiye'nin her yerine Comtr'den hizmet ediyoruz. 100 tane mağazamız varsa depomuzla beraber. Benchmark edilemez. Aynen, benchmark. Ama bunu hani elime elime bakmaya kalkarsak %20'nin üzerine diyebilirim buradaki oran. Çok teşekkür ederim. Biz ne göreceğiz yakında? Next step bekliyoruz. Bizi alıştırdınız. Biz Boyner'den next step'te neler göreceğiz, nereye gidiyor? Tabii. Şimdi biraz önce Cihan bazı rakamlar verdi, sizler verdiniz. Aslında hepsi aynı rakama çıkıyor. Bugün müşteri deneyimi 2000'li, 2010'lu yıllarda biz daha çok ürün konuşurduk, fiyat konuşurduk. Aslında hala ürün konuşuyoruz ama o zamanlar müşteri deneyimi konuşan markalar %30 iken bugün %80'in üzerinde markalar artık müşteri deneyimi konuşuyor. PwC'nin de bir benzer rakamı var, Gartner'a. Markaların artık %80'inden fazlası çoklu kanala odaklanmış durumda. Bizim teknolojiyle birleştirdiğimiz stratejilerimizde biraz önce kaldıraç etkisini dedik. En önemlisi bir müşteri deneyiminde omni hareket
ettiğimiz için teknoloji her alanda offline, online ve tüm kanallarımızda kullanmak. Bunu nasıl yapıyor olacağız? İşte zaten yapay zeka, artırılmış gerçeklik, işte doğal dil işlemeleri, chatbotlar, sanal asistanlar, hediye asistanları, sanal make-up gibi birçok hani aslında artırılmış gerçeklik sunduğumuz ürünlerimiz. Bunun yanında İstin Yapark'la başladığımız ilham duvarımız, akıllı aynalarımız gibi birçok teknolojiyi aslında şu an entegre etmeye çalışıyoruz. Bizim için 3 tane strateji var. Teknolojiyi datayla birleştirmek, verimlilik, CRM, hiperkişiselleştirme, mikro segmentasyon ve müşteriye aslında artık 10 tane ürünüm var, gel bunu al değil. Senin için sana özel tasarlanmış bu ürünlerim var. Bunları da alır mısın? Detayına inebilmek. Çünkü bugün hepimiz marketplace'iz. Boyner.com'un marketplace'i çok yakında. Hatta bu akşam değil mi test şeye geçip evet, Android ile başlıyoruz teste. Duyurmuş olalım. Evet, dün Ümit Bey'le de konuşuyorduk. Biz de Boyner olarak, Boyner.com.tr olarak kendi dikeyimizde farklı bir pazar yeri olacağız. Zaten Boyner aslında 600'den fazla markasıyla, 100 binden fazla SKU'su zaten bir marketplace. Sadece bunu yine mağazalarımıza sığdıramadığımız, yeni denemek istediğimiz, yeni kendini göstermek isteyen markalarımız için de bir alan yapıyor olacağız. Teknolojiyi datayla, teknolojiyi müşteri deneyimiyle birleştirdiğimiz ve 360 derece müşteri odağında kişiselleştirmiş işler yapacağımız bir yolculuk olacak 2024. Stratejilerimizi özetlemiş oldum biraz aslında. Evet, Cihan söylemedi ama. Yani güzel. Bir kere teşekkür ederim paylaşımlarınız için. Çok heyecan verici olduğunu kendi adıma da söylüyorum. Takip ettiğim bir marka zincirisiniz, öyle diyeyim. Dolayısıyla da yeni şeyler bizi bekliyor gibi geliyor. Şunu söylemekte fayda görüyorum. İşte Cem Boyner'in kişiliğinden de kaynaklanan nedenle galiba hiç rahat uyumuyorsunuz gibi geliyor bana. Hadi bugün ne yapıyoruz diye ertesi gün geldiğini düşünüyorum. Dolayısıyla da bu konuda çok ustalaştığınızı, çok inovatif olduğunuzu ben söyleyeyim. İyi ki varsınız. Bir yola devam. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.